Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 0 geometri kampının 6. haftasının 5. videosundayız. Yani son videodayız. Bu videoda ne yapacağız? Ağırlık merkezi alan ilişkisi ve benzerlik alan ilişkisinden bahsedeceğiz. Bu ikisini gerçekten ama gerçekten çok kullanıyoruz. Yine önemli bir yerdeyiz. Son video, önemli bir video. Evet, sayfa numarası 90, 91, 92 ve 93'ü işleyeceğiz bu dersimizde. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Ağırlık merkezi alan ilişkisi. Ağırlık merkezinin ne demek olduğunu biliyorsunuz. Ağırlık merkezinden geçen doğru ne oluyordu? Kenar ortay doğrusu oluyordu. Mesela burası ağırlık merkezi ise bu ağırlık merkezinden geçen doğru kenar ortay olacak. E bu kenar ortay olduysa burada kalan A ise burada kalan da A diyebiliriz. Çünkü tabanları aynı olduğu için alanları da aynı olmak zorunda. Tepe noktası aynı olan üçgenlerde. Evet birincisi bu. İkincisi bütün kenar ortaylar çizilirse yani burası ağırlık merkezi olursa o zaman ne olacak? Bu 6 eşit parçaya ayırıyor. Niye? Bir yerden başlayalım. Çift çizgide kalan A ise çift çizgide kalan A mıdır? Evet. Sonra buranın K buranın 2K olduğunu biliyoruz. 2K'daki alan K'da kalan tepe noktası C'ye göre dağıttığımız an. 2K'da kalan 2A ise K'da kalan A deriz. Çizgideki A ise çizgideki A deriz. K'daki A ise 2K'daki 2A deriz. Deriz ve burası da A A diye paylaşır. Bak gördün mü? 6 tane eşit parçaya ayırdığı ağırlık merkezinden geçen doğru. Bunu gerçekten çok kullanıyoruz. Hem üçgende hem de nerede? Analitik geometride bile karşımıza çıkar. Hatta para içerisinde bile dikdörtgen içerisinde, karenin içerisinde, bütün dörtgenlerin içerisinde bununla ilgili soru tiplemeleri çıkabilir. Özellikle kenar ortaylıklar varsa hani bu ağırlık merkez alan ilişkisi var mı yok mu diye incelersek daha sağlıklı olacaktır. Evet şuna geldiğimiz zaman da e, yukarıda ispatladık artı aslında kenar ortaylar çizildiğinde şu çizgiler olmazsa 2A 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 şeklinde oluyor. E, bu ağırlık merkezinden köşelere gittiğimizde üçgenler oluşturduğumuzda da buradaki alanlarda ne olacaktır? Yine 3 eşit parçaya ayrılacaktır. Çünkü devamında yukarıda da görüyorsunuz 2A, 2A ve 2A olduğunu görüyorsunuz. Bu alanların da eşit olduğunu görüyorsunuz. Evet bu üçü yani aslında en temel noktası şu. Şuradan dolayı bütün hepsini çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Bu 6 eşit parçaya böldüğünü mutlaka mutlaka bilin. Çünkü kullanıyoruz. Evet bakalım şuraya. G, A, B, ağırlık merkezi taralı alan nedir diye soruluyor. Arkadaş bu ağırlık merkezi ise ağırlık merkezinden iki köşeye çizilmiş bir üçüncü köşeye de çizersek ne oluyor? Üç eşit parçaya ayrılıyor. Burası A, burası A, buradaki alan da A. E ben 3A alanını bulabilirim. O da dik üçgen olduğu için dik kenarlar çarpımının yarısı. 5 çarpı 12 bölü 2. Yani şu sadeleşsin 6. 30 bölü 2'den A'yı da kaç buluruz? 10 buluruz. Zaten bizden A alanı isteniyor. Cevap 10. Geldik örnek 51'e. Bu ne? Katlama yapılmış gibi. Aşağıdaki ABC üçgenin işte çemberin merkezi D. ACD üçgenin ağırlık merkezi de ACD'nin ağırlık merkezi de E noktası olarak verilmiş. Buna göre diyor alan ABCD, ABCD mavi alanın alan ACDE kırmızı alanı oranı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar D işte çemberin merkezi verilmiş ve şurası da şey verilmiş. Ağırlık merkezi verilmiş şu üçgende. Madem ağırlık merkezi hocam şu üçüncüyü de çizecek olursam 3 eşit parçaya bölmüyor mu bölüyor. Yani burada kalan A iken burada kalan da A'dır. Burada kalan da A mıdır? Evet. E hocam şunu vermiş. İşleyi çemberin merkezi vermiş. İşleyi çember alan ilişkisi neydi? Şunu çizersem tabanlarıyla alanlar doğru orantılı değil miydi? 5'te kalan 5, 7'de kalan 7'nin katı, 6'te kalan da 6'nın katı olacak. Hocam burası 6'nın katı değil. Ne yapacağız? E bunlara 2A de kardeşim. 2A dersek o zaman ne oluyor bak? 2, 4, 6A oldu. 6A oldu. 6A oldu. 6'te kalan 6A ise 5'te kalan 5A'dır. 7'de kalan da 7A diyebiliriz. Şimdi biz buradaki oranlamayı artık yazabiliriz. Mavi alan 12A yaptı bölü. Kırmızı alan 4A yaptı. 12 bölü 4'ten cevapta ne çıktı? 3 çıktı. Örnek 51'i 3 bulduk. Geldik bir sonraki soruya. O kenar ortay kenar ortay ağırlık merkezi var. Hem ağırlık merkezi hem de alan varsa ne yapıyoruz? Bir üçüncüyü de biz çizelim kardeşim. Çizdiğimiz zaman ne oluyor? 6 eşit parçaya ayırıyor. A alanı, A alanı, A alanı. Bunun aynısını analitik düzleme oturtturup da sordular arkadaşlar. Bak dikkat edin o yüzden. E ben toplamda 6 A alanı bulabilirim. 6 A alanı neye eşit? 8 ve 6. 8 çarpı 6 bölü 2. 6'lar sadeleşse 8 bölü 2'den A'yı 4 buluruz. Ama mavi boyalı bölgenin alanı isteniyor bizden. 2A isteniyor. O zaman cevap 8 yaptı. Örnek 52. 8 oldu. Geldik örnek 53'e. Bir katlama var. Katlama olduğu zaman ne yapıyoruz? Şu şekilde katlanmış. Eski haline geri getiriyoruz şöyle şekli. Evet. Yani şunun katlanmışı şu oluyor. Bir düzgünce getireyim şöyle. Şöyle ve şöyle. Tabii katlanmışı biraz evet. Neyse. Şimdi buranın 90 derece olduğunu biliyoruz. Böyle katlamışız. Böyle katlamışız. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit. Bakalım üst üste binen kenarların eşitliği sonuca ulaşabilecek miyiz? Ulaşamazsak üst üste binen açıların da eşitliğini kullanabiliriz. Şimdi ne oluyor burada? Şekil 2'deki yeşil boyalı bölgenin alanı turuncu boyalı bölgenin alanından 36 birim kare fazla olduğuna göre şekil 1'deki ABC üçgenin alanı nedir diye soruluyor. Evet ben bunu böyle katladığımda G noktasıyla çakışmış. Arkadaş G noktasıyla çakışmışsa hop devamını getirsek. G devamını getirirsek G'den geçen ne olacak? Kenar ortaya olacak hocam. Eyvallah. Sonra kenar orta oldu ve burada 1'e 2 oran olmaz mı? K 2K. Evet. E üst üste binen kenarlar birbirine eşit. 2Kaysa burası da 2K mı? Aynen öyle. E başka ne yapacağız şimdi? Burada oran alanları böyle şey yapalım, paylaştıralım. Hocam K'de kalan küçük üçgenden başlayalım. A dersek 2K'de kalan 2A. Hocam üst üste binen kenarlar birbirine eşit ya. Şu üçgenle şu üçgen aslında eş üçgen. Üst üste binen alanlar da birbirine eşit olmaz mı burada? Olur. E burası da 2A olmaz mı? Olur. E sonra ne yapacağız burada? A bak burada şunlar da birbirine eşit. Yani şuraya A, a dersek A'da kalan 5 A ise A'da kalan burada da 5 A mı olacak? Evet. Şimdi dikkat et. Yeşil alan kırmızıdan 36 fazlaymış. Yani 5 6 A eksi 2 A. 6 A eksi 2 A'yı bize 36 vermiş. Buradan 4 A 36 olursa eğer A'yı da kaç buluruz? 9 olarak buluruz. Bizden ne isteniyor? ABC üçgenin alanı. A, B, alanı. 5, 5, 10 A isteniyor bizden. Ona isteniyor. A yerine 9 yazarsak cevap ne çıkacaktır? 90 çıkacaktır. Evet güzel bir soru. Örnek 53'ü böylelikle 90 bulduk. Geldik örnek 54'e. Evet ne demiş burada? BAE açısı. BAE açısı. Bu açıyla EAC açısı. EAC açısı. Bu açı birbirine eşit verilmiş. Evet. Şu açıyla şu açı eşit verilmiş. Açı ortayla kullanacağım demek ki burada. Bir de BD ile DC birbirine eşit verilmiş. Şu ve şu eşit verilmiş. Hocam açı ortaylığı kullanalım. Açı ortayda 6 bölü 10 oran var. 6 bölü 10 dediğimiz nedir? 3 bölü 5'tir. E o zaman burası 3K ise burası nedir? Tamamı buraya kadar kısım 5K'dır. E şu eşitliği de kullanalım. Toplam 8K ya burası. 8K'yı 2'ye böldüm. 4K, 4K yapar. Buraya da K kaldı. E AED'yi 3 vermiş. K'de kalan 3 ise 3 katı, 3 katı burası 9 yapar. 4K'de kalan 3 katı burası 12 yapar. E bizden ne isteniyor? Alan ABC. Yani 9, 3 ve 9, 3 ve 12'nin toplamı isteniyor. O da kaç yapar? 24 yapar. Evet cevap böylelikle 24 çıktı 54. soruda. geldi 55'e. AB ile AC eşit. Bir de şu eşitliği şöyle göstereyim hemen. AB ile AC eşit. B de şunlar da birbirine eşit verilmiş ve şöyle bir katlama yapılmış. Ha, i̇kiz kenarda tabanla mevcutsa insan olan hemen tabanına ait yüksekliği çizer diyoruz. E, tam kenar orta olmak zorunda. Burası 90 derece oldu mu? Oldu. Bir işimize yarayacak büyük ihtimalle. Ama katlama da var burada. Şu katlamayı şöyle bir kullanayım. Ha katlama tam ağırlık merkezine gelmiş. E bu ağırlık merkezinde bu kenar ortaya doğrusu üzerindedir zaten. Çok güzel. Yani şunun devamı ne olacak arkadaşlar? Şu GD'nin devamı ağırlık merkezinden geçen doğru olduğu için şu olmak zorunda. Şu kenar ortay ya. Burası da 6 6 ya. Bu kenar ortay doğrusu A köşesinden geçmek zorunda. O yüzden doğrusal oldu. Katlamada da üst üste binen kenarlar birbirine eşit bunu da yazdık. Başka neler verilmiş? Şekil 2'de sarı boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Hmm. Arkadaş burası 90 derece olduğunu biliyoruz. Çünkü ikiz kenarda şu ikiz kenar ya çizilen kenar ortaya aynı zamanda yükseklikte. 6 iken burası da 6. E hocam 6 iken burası da 12 olmak zorunda. 1'e 2 orandan dolayı 12 oldu. Bizden Sarı boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Evet sarı boyalı bölgenin alanını bulmaya çalışacağız. Şimdi burada o zaman benim şuradaki oranlamaları bulmam lazım. Aa hocam şu katlamayı yaptık ya katlamada üst üste binen açılar birbirine eşit değil mi? Evet aa, açı ortay çıktı. 45-45 işimize yaramayacak gerçi. 6'ya 18 dikkat et. Şurada kollar oranı bak şuradaki üçgende buradaki üçgende açı ortay çıktı. Kollardaki oran. 6 bölü 18 1'e 3. Yani burası A iken burası 3A olur. E olay bitti o zaman. Hadi bakalım alan dağıtalım. Şurada kalan A ise altta kalan A ise 1'e 2 oran var ya. E, 1'e 2 orandan dolayı alttaki alan A ise 12'de kalan 2A mı olacak? Evet. E katlamadan dolayı üst üste binen alanlar birbirine eşit olacağından dolayı burası da A'dır. Ya da 3A'da kalan 3A ise A'da kalan A diyebiliriz. E şurası kaç yaptı? 2, 4A burası. Hocam burası 4A ise e, çift kalan 4A ise çift çizgi kalan 4A diyebiliriz buraya da. Sarı boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Tüm alanı kaç bulduk şimdi? Dikkat et. Tüm alanı biz 8A bulduk. E burada 8A alanı belli mi? Belli. Niye? Yüksekliğimiz belli çünkü. 18 olduğundan dolayı. Evet 8A alanı taban 12 yükseklik 18. 12 çarpı 18 bölü 2'ye eşit. E 2'ye böl 2'ye böl 6. Ondan sonra 2'ye böl 2'ye böl 3 4 sonra 2'ye böl 2'ye böl 2 9 2a eşittir 27 çıktı a'yı da böylelikle 27 bölü 2 olarak buluruz. Sarı boyalı bölgenin alanı isteniyor. İşte sarı boyalı dediğim şu sarı boyalı değil ama neyse. 4 6a isteniyor bizden. 6a da neye eşit olacaktır? 6 çarpı 27 bölü 2'den. Şunlar sadeleşse 3. 3 ile 27'yi çarpınca da 81 çıkar. Evet böylelikle kaçıncı soru? 55. soruyu 81 bulduk arkadaşım. Ve geldik. Önemli olan yerlerden birine daha. Evet ağırlık merkezi alan ilişkisi de gerçekten önemliydi. Bir de benzerlik alan ilişkisi. Arkadaşım iki üçgen benzerse benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşittir. Mesela şunlar benzerse benzerlik oranı x bölü y mi? Evet benzerlik oranı x bölü y ise şu hani a açısıyla d açısı eşit ya. Şuradaki a açısıyla d açısı eşit. Çizilen yükseklikler de benzerlik oranına eşittir. Yani bu çizilen yükseklik x'in k katıysa burası da y'nin k katıdır. Ee, burası ya da şöyle diyelim. Doğru. Burası x tabanındaki x k ise y tabanındaki y k diyebiliriz. Sonuçta oranladığımız zaman x bölü y geldi mi geldi. E, ee, alanları oranlayacak olursak dikkat et. x çarpı x k bölü 2 bölü y çarpı y k bölü 2 alanları oranladık. k bölü 2'ler gitti. x kare bölü y kare mi yaptı? Evet. Gerçekten de benzerlik oranı x bölü y iken alanlar oranı da karesi oldu arkadaşlar. Bu önemli. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit. Mesela siz şöyle bir soru gördüğünüz zaman. Mesela bir soru yapıştıralım şuraya. Şöyle bir dik üçgen ve şurası da 90 derece olsun mesela. Tamam mı? Burası 2 burası da 4 olsun mesela. E hocam şu alanlar arasındaki ilişki istenirse dal alfa beta ya. Alfa beta alfa 90 beta. Bak dikkat et bu üçgenle büyük üçgen benzer. Benzerlik oranı alfanın karşısı 2 iken alfanın karşısı 4. 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 olur. 1 bölü 4. Yani buradaki alan A ise buradaki alan 4A deme sakın. Çünkü senin şu üçgeninle büyük üçgenin benzer. İç içe olan üçgenler de dikkat et. O yüzden bu soruyu yazdım zaten. Yani burası A iken tamamı 4A olacak. O zaman buraya kaç A kaldı diyebiliriz. 3A kaldı diyebiliriz. Tamam. Önemli bir yer. Lütfen buna dikkat et. Evet bakalım şimdi şu soruya. A kelebek verilmiş. Kelebekte de aslında şu üçgenle şu üçgen benzer değil midir arkadaşlar? Kelebek ispatlarken yapmıştık. E, evet hocam o zaman kelebekteki orana bakalım. 2 bölü 3 benzerlik oranı karesi 4 bölü 9 olur. E o bu üçgendeki alan 4 A ise burası 9 A diyebiliriz. Bak ayrı ayrı üçgenler olduğu için iç içe olmadığı için ayrı ayrı alanlar 4 A burası da 9 A. Yani alanlar oranı ne yaptı? 4 A bölü 9 A'dan cevap 4 bölü 9 yapar. Evet bu sorumuzun cevabı 4 bölü 9 oldu. Yani aynı şeyi biz kelebekte kullanabiliriz. Aynı şeyi biz aynı zamanda temel orantıda da kullanabiliriz. Mesela temel orantı. Oran verilmiş. Burası 3K burası 2K verilmiş. Neresi? AD uzunluğu 3K burası da 2K verilmiş. Benzerlik oranı ne? 3 bölü 2 değil. Dikkat. Benzerlik oranı şu bölü tamamı değil midir? Evet. Benzerlik oranı 3 bölü 5. 3 bölü 5 karesi. 9 bölü 25. O zaman hocam burası 9A ise burası 25A değil. Dikkat. Çünkü bu üçgen ile büyük üçgen benzer. Burası 9A ise tamamı 25A olacak. O zaman buraya 16A kaldı diyeceğiz. İşte buna dikkat. İç içe olan üçgenlere dikkat. Tamam. En dikkat etmeniz gereken yer burası. E hocam o zaman burası ne olacak? 9A 18 ise 9A 18 ise A'yı buradan 2 buluruz. Bizden ne isteniyor? Şu dörtgenin alanı isteniyor. 16 A isteniyor. A yerine 2 yazarsak eğer. A yerine 2 yazdığımızda cevapta kaç çıkar? 32 çıkar. Örnek 57'yi 32 bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Bak bu sefer şey verilmiş. Benzerlik oranı yok. Alanlar oranı verilmiş. Buradaki alan A iken CDE'nin alanı 4 A verilmiş. Arkadaşlar benzerlik oranı 3 bölü X değil mi? Evet. 3 bölü x benzerlik oranının karesi eşittir alanlar oranı. Yani a bölü 4 e, a. A'lar gitti 1 bölü 4 kaldı. Karesini falan almayalım. Her iki tarafın kare kökünü alacak olursam. Şu şekilde kare kökünü alacak olursam. O zaman 3 bölü x eşittir 1 bölü 2 yapar. X de böylelikle 6 olarak buluruz. Örnek 58 6 çıkar. Geldik örnek 59'a. Gökalp elindeki üçgen kartonu bir makasla alt tabana paralel olacak şekilde kesiyor. Evet s 2yi 16 olarak vermiş. K 3K ve 4K verilmiş. Arkadaş K 3k ve 4k verilmiş. Şimdi ben size şurada bir şey söyleyeyim. Eğer şöyle bir şey olmuş olsaydı, işimiz kolay olacaktı. Onu da söyleyeyim. O ispat da zaten şimdi göstereceğim, hiç merak etme. Şöyle şu parçalar şöyle paralel verilsin mesela. Bunlar paralel verilip de şunlar birbirine eşit verilirse eğer, hocam buradaki alan A ise burası 3A, tek sayılar şeklinde gidiyor. Burası 5A, burası 7A, burası da 9A şeklinde gidiyor. Niye? 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 a iken 4 a 3 a kaldı. 1 bölü 3'ün karesi 1 bölü 9 a iken 9 a olacak 4 a'sı burada buraya 5 a kaldı. 1 bölü 4'ün karesi 1 bölü 16 a iken 16 a olacak 7 a kaldı. 1 bölü 5'in karesi 25 1 bölü 25 a iken 25 a olacak 9 a olacak. Ve böyle gidiyor tek sayılar halinde. Ama bu şekilde k3 k4 k 3K, 4K şeklinde gittiğinde benzerlik a ilişkisiyle yapabiliriz tabii ki. Ama böyle bir şeyle karşılaştığınız zaman böyle de bir şey var bak ispat yöntemini de gösterdim sana. Kolay akılda kaldığı için söylüyorum bunu. Yoksa sanki yine benzerlikten buna ulaşabilirsin. Hadi bakalım şuna. Benzerlik oranı kaç? 1 bölü 3. 1 bölü 3'ün karesi nedir? 1 bölü 9. Yani burası A iken burası 9A değil. Dikkat. Niye? Tamamı 9A. Buraya ne kaldı o zaman? 8A kaldı. E sonra 1 bölü 3 var burada. Bak 1 bölü 4 var pardon burada. 1 bölü 4'ün karesi nedir? 1 bölü 16'dır. Hocam A iken 16 A olacak. 9 A'sı burada. Buraya da ne kaldı o zaman? 7 A kaldı. Şimdi adam bize S2 16 demiş. Yani S2 dediğimiz kaç A? 8 A'yı 16 vermiş. A böylelikle 2 çıkar. Bizden ne isteniyor? S3 eksi S1 isteniyor. S3 dediğimiz 7 de A. S1 dediğimizde A. 7 yani A eksi A isteniyor. Yani 6 A isteniyor. A'yı da 2 bulduysak cevap da o zaman 12 çıkar. Evet örnek 59 12 çıktı ve geldik örnek 60'a. Bak ağırlık merkezi verilmiş bir de paralellik verilmiş. Kardeşim bu ağırlık merkezi verilmişse ne yapacağız? E bu garibin buraya kadar gelmiş bunun devamını getir. Devamını getirince ağırlık merkezinden geçen ne oluyordu? Kenar ortay. Hocam kenar ortay. Ama sadece kenar ortay değil 1'e 2 oran olacak değil mi? Paralel verilmiş burada. Hatta 2'ye 1 oran varsa burası da 2'ye 1 oran olacak mı? Olacak. A paralellik var. Temel orantı var. Temel orantı benzerlik oranın karesi. Hocam 2 bölü 3'ün karesi nedir? 4 bölü 9. 4 A iken burası 9 A değil. Dikkat tamamı 9 A. Buraya 5 A kaldı. Şimdi alan AGD'yi vermiş bize. Onu en son kullanırız. Çift çizdeki alan 9 A ise çift çizdeki alan bak boşluğa gideceğim ya buraya. E buradaki boşluk dikkat et tepe noktası bu yapıyor. Çift çizdeki alan 9 A ise çift çizdeki alan yine 9 A olur. Ve Alan AGD'yi vermiş. Yani 4 A'yı 12 vermiş. A'yı böylelikle 3 buluruz. Alan ABC isteniliyor bizden. Alan ABC'ye de bakacak olursak 18 A isteniyor. A yerine 3 koyarsak cevap da ne yapar? 18 çarpı 3'ten 54'e eşit olur. Örnek atmışı ne bulduk? 54 bulduk ve geldik son soruya. Evet bu haftanın son sorusu. Trabzon'la kapatıyoruz. Trabzonlulara selam olsun. Evet çekil birdeki ABC üçgeni biçimindeki karton A köşesinden tutulup DE boyunca katlandığında A köşesi şekil 2'deki gibi A üstü noktasına geliyor. Evet bak şöyle katlanmış buraya gelmiş eyvallah. Katlama sorularında ne yapıyorduk kardeşim? Eski halini şöyle bir geri getiriyorduk. O eski halinden eser yok şimdi ama var şimdi. Evet katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılarda birbirine eşit. Şunlara eşit vermiş. Öncelikle tabii şunları kullanacağım. Arkadaş bunlar eşitse bunlar da eşit değil midir? Evet. Hatta aa güzel bir şey. Burası KK iken burası 2K iken burası da 2K mı oldu? Evet. Sonra ne yapacağız? vay eyvah, eyvah bir şeyler daha yapmalıyız. Bak üst üste binen kenarların eşit olması ya da bu kenarla bu kenarların eşit olmasında daha soru çıkmadı. En azından şuradaki oranlamayı bulmam lazım. Başka ne yapabiliriz? Katlamada üst üste binen kenarların eşit olduğunu hep gösteriyoruz ama açıların eşit olduğunu kullanmıyoruz. Dikkat açıların eşitliğini gösterelim şöyle. Aa hocam bunlar birbirine paralel. Paralel doğrular ve açıortaylık aynı anda verildiğinde neye dikkat ediyoruz? Böyle Z falan var mı? Var. Yöndeşlik de var hatta. Noktaysa burası da nokta açısı. Aa ne çıktı burada? Bir ikiz kenar çıktı. Burası da K oldu. E hocam burada da bir benzerlikten alanı atabiliriz artık. Şimdi şuraya bakalım. Buradaki benzerlik kaç? 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin karesi nedir? 1 bölü 4. O zaman burası A iken A cinsinden yazayım isterseniz. Burası A iken Tamamı 4A. Buraya ne kaldı? 3A kaldı. E hocam burası 4A ise katlamada üst üste binen alanlar da birbirinin tıpkısının aynısıdır. Yani 4A ise burası. Burası da 4A'dır. Şimdi şuraya baktığımızda hocam burası bak 2K'ya K çıktı. Benzerlik oranı 2 bölü 3 olmadı mı? 2 bölü 3'ün karesi kaç yapar? 4 bölü 9. 4 bölü 9 olduğundan. E hocam burayı biz 4A bulduysak bak 4A. Tamamı 9A olacak. Buraya ne kaldı o zaman? 5A kaldı diyebiliriz. ABC üçgenin alanı isteniyor. Bak A alanı arkadaşım 3 değil mi? Evet. Bizden ne isteniyor? Alan ABC isteniyor. Alan ABC de 4A burası 5A burası toplamda 9A yapmaz mı? Yapar. A'yı da 3 yazarsak o zaman 3 kere 9 27 olarak cevaba ulaşırız. Yani örnek 61'i böylelikle ne bulduk arkadaşım? 27 bulduk ve bu haftayı bitirdik. 6. hafta çok güzel bir şekilde gitti. Gerçekten buradaki sorular size çok güzel böyle temel katıyor ve e, size çok güzel şeyler öğretiyor bence ve gerçekten hoş. Hoş bir seri oldu. Ben çok zevk alarak devam ediyorum bu seriye. İnşallah siz de zevk olarak devam ediyorsunuzdur. E yorumlarınızı eksik etmeyin ya. Burada bir emek gösteriyoruz. Yorum yazın. Hocam iyi gidiyor. Süpersiniz. A kötü yorumları da yazabilirsiniz. Hayatım boyunca hiçbir şekilde kötü yorumda silmedim. Haberiniz olsun. C e, gördüğüm zaman kötü yorumlara da cevap yazdığımda oluyor yani eleştiriye de açacağız bu arada. Neyse yorumlarınızı eksik etmeyin. 7. hafta açık kenar bağıntılarında görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.